Evet arkadaşlar, şimdi arkadaşım. Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Şimdi bugün Rostov'dayım. Önce size kaldığım yeri şöyle bir gezdirmek, göstermek istiyorum. Daha sonra da videonun konusuna geçeceğim, anlatacağım bugün ne yapacağımızı. Şurada şöyle ortak bir alanımız var. Şimdi odaların konsepti şu şekilde. Odanın içerisinde banyo ve tuvalet yok. Banyo tuvaletler hemen karşıda. Herkesin burada ortak kullandığı alanlar var. Burada sıcak su var. Daha sonra mutfak var, dolap var. Ama oda fiyatları banyo ve tuvaletli odaya göre neredeyse 300-400 lira daha ucuz. Ve bu da buraya gerçekten çok cazip kılıyor. Benim için böyle, benim için bu şekilde çok uygun. Gerek duymuyorum odanın içerisinde banyo ve tuvalet olmasına. Çünkü hemen benim odam burası, tuvalet de burası. Evet arkadaşlar, hemen böyle otelimin karşısında bir kilise var. Eğer yolumuz buraya düşerse, bilmiyorum düşer mi de, Angelica diye güzel bir otel var. Fiyatları gayet uygun, güzel. Otel de kaliteli. Şöyle bir kilise var burada. Şurada bir fırın vardı. Oradan sabah bir şeyler yedim. Gayet güzel bir yer. Arkadaşlar, bu şehir, yani Rostov, Karadeniz kıyısına çok çok yakın. Çok güzel bir yerde. Hava da Moskova'ya göre bayağı sıcak. Yani ortalama 5-6 derece falan. Moskova 0, hatta 0'ın altında dereceleri görmüştüm Moskova'da. Daha şehir merkezine henüz gitmedim. Ama tabii ki de ufak bir yer, ufak bir şehir. Ama ben böyle ufak şehirlerin havasını ve insanını daha çok seviyorum. Moskova, abartmadığınız sürece tabii ki de bir şey olmaz ama boş, pahalı olan bir yer gibi geldi. Şehir çok güzel. Tabii ki de şehrin görülmesi gerekiyor. Ama 2 gün yeter bence Moskova için ya. Fazlası değil yani. Ve böyle mekanlarda yemek yediğiniz, içki içtiğiniz mekanlar biraz fahiş fiyatta. Özellikle içki içilen mekanlarda. Biraların fiyatları ve herhangi bir kokteyl fiyatı çok pahalı. Aklınızda bulunsun. Ve arkadaşlar, burası Ukrayna sınırında olan bir şehir. Burada, bu videoda buluşacağım arkadaşım Anastasia bir Ukraynalı. Anlattığı ve benim anladığım kadarıyla hikayesini daha iyi bir şekilde dinleriz. 10 yıl önce işte Rusya topraklara girmeye çalıştığı zaman, savaş başladığı zaman ayrılıkçı güçlerle, onlar da Donetsk bölgesinde yaşıyormuştu. Anastasia buraya iltica etmiş herhalde. Tam öyle tahmin ediyorum. Onun da hikayesini dinleriz. Anastasia ile ben İstanbul'da röportaj yaparken tanışmıştım. Türk insanını 3 kelimeyle anlatır mısınız diye bir videom var YouTube'da. O videoda tanışmıştım. Daha sonra işte Instagram'larımızı falan aldık. Ben de Krasnodar'a geldim. İşte Krasnodar'a diyorum. Rostov'a gelmek istiyorum dedim. O da gel buluşuruz dedi. Havada şansımıza çok güzel ve güneşli. Evet arkadaşlar, şimdi Taksim geldi. Buluşacağımız yere doğru gidiyorum. Burada taksiyi çok sık kullanmıyorum Rusya'da. Toplu ulaşım araçlarını tercih etmeye çalışıyorum veya yürüyorum gideceğim yere. Taksi fiyatları çok aşırı pahalı değil. Türkiye'den ucuz ama Kazakistan kadar ucuz değil. Bir tık pahalı olduğu için bütçemi aşmamak, mesela yürüyerek veya işte toplu taşımayı kullanarak gidiyorum. Arkadaşlar, burada da Yandex Go uygulamasını kullanıyorum. Gerçekten fiyatları çok uygun normal taksilere göre. Mesela bir taksiciye sordum kaç para diye, 4000 rubleye götürdüm dedi. Dedim olur mu öyle şey falan. Baktım uygulamadan 1 ruble. Yani 3000 ruble daha fazla fiyat söyledi. Bunlar da turistlere ne tutturabilirlerse. Her yerde aynı bu durum. Arkadaşlar, şimdi böyle bir meydana geldim. Ay.
Çok güzel gözüküyor burası. Bugün dünya 8 Mart Kadınlar Günü olduğu için herkes sevgilileriyle. Bugün ve Rusya'da kadınlara tatil, resmi tatil. Sadece kadınlara. Güzel bir şey. Bizde de olması gerekiyor bu uygulama. Şu abi de kız arkadaşına almış bir çiçek. Burada çiçekçiler var. Arkadaşlar böyle şu olayı seviyorum. Rusya'nın böyle küçük şehirlerinde böyle ufak tezgahlar kuruyor doktorların önünde. Gerçi bunlar dükkanın önündeki tezgahlar ama farklı insanlar da kuruyor. Çok böyle ucuzunu bulabilirsiniz. Moskova çok boş pahalı abi ya. Yani ben eğer bir daha Rusya'ya gelecek olursam büyük şehirlerin dışında böyle küçük şehirlere, daha böyle banliyö tarzı yerlere gitmeyi tercih ederim. Evet arkadaşlar, şimdi arkadaşım Nastya ile buluştum. Nastya, hello. How are you? Very good, thank you. Me too, me too. And you've been in Turkey, in Istanbul, of course. We met there 2 months ago. While I'm asking questions, can you say 3 things about Turkey? Yeah, Turkish people. It was a good moment, good meeting. İşte arkadaşlar, bu yüzden buraya geldim. Arkadaşımla buluşmak için. Gerçekten böyle yerlerde, herhangi tanımadığınız, bilmediğiniz bir yerde bir arkadaşınız olduğu zaman sizin için durum çok daha kolay ve eğlenceli hale geliyor. Şimdi Nastya'nın hikayesini dinleyelim. Yes Nastya. Who is Nastya? Tell us. What I can tell you. Yeah. Who are you? Why you are here? What I'm are you from doing? Makeyevka, Donetsk Oblast, Ukraine. Now I live in Rostov. Rostov very comfortable for me, and I like this city because very nice. And now I work in the city. That's all, maybe. And when did you move from Ukraine to Russia? In Ukraine, dangerous and not. Not very good situation for work and for living. What? Your family there? My family in Makeyevka, yes. Yeah. How was there? They are in safe right now? Not very unsafe because my father have my little brother, mm-hmm. son, and work. Şimdi böyle pastaneye geldik, belki bir şeyler içeriz. Koç, ne yapıyorsun? Hokey oynadık arkadaşlar. Nastya won me on the hockey. Bu şehri sevdim gerçekten ya, şehir güzel. Arkadaşlar gerçekten bugün işte bahsettiğim gibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğu için burada kadınlara çok özel bir ilgi ve saygı var. Aynı bizim kültürümüzdeki gibi işte metrolarda falan kalkıyorlar, yer veriyorlar. İşte hesabı kesinlikle kadın ödemiyor gibi böyle. Çok fazla durum var. Herkes işte sevgililerini almış. Çünkü gelen gençlerden çek, ellerinde çiçekler. Şöyle geziyorlar. Yeah.
şimdi arkadaşlar çıktık, şu caddeye girmiştik. Orada hokey falan oynadık. Şimdi geri geldik böyle. Burası da ana caddeymiş. Ortam valla çok hareketli, canlı ya. Biraz hava sıcak olunca herkes içeri fırlamış. Ya nasıl? Weather is really good. Yes. Arkadaşlar çok güzel gözüküyor şu anda binalar. Burada harika yerlerden geçiyoruz. Evet arkadaşlar, McDonald's Rusya'da kapandığı için Yugoslav Tachka diye, Tachka diye böyle bir marka çıkarmışlar. This is your new brand. This is your new brand. New brand. Yugoslav Tachka. What does it mean in Turkish? In Turkish, in English. Yugoslav Tachka. Great, delicious and point. Arkadaşlar şu gördüğünüz eski binada da 2 hafta önce bir yangın gerçekleşmiş. Rostov'daki bu bina 2. Dünya Savaşı'nda hava savunma merkezi site olarak kullanılmış. Çeviri aldık. Bu da ünlü Rus yazar Anton Çehov, babanın heykeli. Evet arkadaşlar, burası da Yufu Üniversitesi'ymiş. Tekrardan devam ediyoruz. Nastya, this park is really nice for walking. Солнце моё, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Если есть пора, тогда я вся. Армениан шорт. Yes. Yeah, in summer. It's me. In summer, on this place, fountain. Hmm. This is library. Government. Public. Government public library. Library, yeah. Okay, daha iyi. Sorry. Arkadaşlar kütüphane bugün kapalıymış, giremedik içeriye. Havada soğudu biraz ya, güneş gidince. Ellerim dondu valla, ellerim, kulaklarım. Evet arkadaşlar, şimdi iki defa şarkı söyleyen insanları çektim, sokak sanatçılarını. İkisinde de aynı şarkı söyleniyordu. Yes, both of songs, same song. What was the name of song? Lisan Kukuşka. Right. Kukuşka. Ve famous. Şimdi Kukuşka'nın yazarı, artisti burada. Güzel denk geldi. Haritadan bir yere baktık, oraya doğru Manifa burada. Yemek yemeye gidiyoruz. Hava güneş gibi gidiyor. Öyle bir soğudu ki. How it's supposed to feel. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel?